bir haftadan hepinize merhabalar. Bu hafta sizlere sosyal görünüş kaygısından bahsedeceğim. Sosyal görünüş kaygısı ne demektir? Kişilerin kendilerini nasıl algıladıkları, aynı zamanda diğer kişilerin beni nasıl değerlendirdiklerine yönelik aslında geleceğe karşı sürekli bir olumsuz bir endişe durumunda olmalarıdır. Kaygı ne demektir? Şu an ortada olmayan bir beklenti halinde aslında olumsuz düşüncelerimizden kaynaklanan endişe halidir. Peki sosyal görünüş kaygısı kişilerde nasıl etkilere sebep olur? Kişiler sosyal görünüşleri düşük oldukça kendilerini sürekli bir fiziksel olarak inceleme halindedirler. Ayna karşısına geçip aslında sürekli bir müdahale, bir kontrol, herhangi bir bedensel olarak eksiklik var mı vesaire diye bunları bir inceleme durumundadırlar. Aynı zamanda yapılan birçok araştırma da göstermiştir ki günümüzde geçmişe oranla sosyal görünüş kaygısı çok daha fazla artmıştır. Bunun sebeplerinden biri de aslında sosyal medyanın gücüdür. Sosyal medyanın gücüyle birlikte kişiler aslında kendilerini daha çok eleştiriye maruz bırakıyorlar. Diğerleri tarafından nasıl göründükleri, ideal bir vücut şekli, ideal bir aslında kişilik onlar için daha ön plandadır. Burada benlik saygısı aslında çok önemlidir. Yani psikolojik olarak benlik saygısı ne kadar düşük olursa sosyal görünüş kaygısı da o kadar artmış olacaktır. Benlik saygısı nedir peki? Benlik imajı aslında kişinin kendisini nasıl algıladığı, dış çevreye oranla aslında kendisine olan bakış açısıyla alakalıdır. Benlik saygısında aslında kişi kendisini kabul edip eleştirmeden kendisini sevebilir. Burada aslında benlik saygısının kişide yüksek olduğunu görebiliriz. Ancak benlik saygısı düşük oldukça kişilerin sosyal görünüş kaygıları da artacaktır. Bir diğer etken ise psikolojik sağlamlıktır. Benlik saygısıyla birlikte psikolojik sağlamlığın da düşük olması sosyal görünüşü arttırıyor. Yani sosyal görünüş kaygısını daha da arttırıyor. Çünkü orada kişi bir topluma girdiğinde oradakiler beni nasıl algılayacaklar, benim hakkımda neler düşünecekler, acaba bir yerimde kusur var, benim görmediğim, onların gördüğü neler gibi gibi aslında olumsuz benlik imajından kaynaklanan düşüncelerdir. Burada kişi aslında ne yapabilir kendisi için? Benlik saygısını artırmaya yönelik aslında izole etmekten ise kendisini daha çok toplum içerisine girerek, sosyal ilişkilerini güçlendirerek, benlik saygısını artırarak aynı zamanda sosyal görünüş kaygısını da düşürecektir. Evet, bugün sizlere benlik saygısının öneminden, aslında sosyal görünüş kaygısının temelinde benlik saygısı ve psikolojik dayanıklılığın yattığından bahsettim. Yeni bir haftada tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.